Herkese merhabalar. Toplumsal alanda gelişmelerle, yani sağlık alanındaki, sosyal alandaki soyadı kanunu, ölçüler, takvim, saat, buna benzer değişmeleri şimdi birazdan birlikte öğreneceğiz. Songuç'um, hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. Birazdan bu konuyu mükemmel bir şekilde, esprili ve taktikli bir şekilde, yani neyi nasıl aklımıza tutacağımız ve sınavda nasıl gelecek şeklinde anlatacağız. Ama sen mutlaka videomuzun sonrasında 10'da 10 Zoru Bankası'ndaki Dinamo İnkılap Tarihi'ndeki ve Taktikli İnkılap Tarihi'ndeki soruları mutlaka çözmelisin. Çünkü İnkılap Tarihi'ndeki hedefimiz nedir Tonguç'um? Full yapmak. Harikasın. Hepsini doğru yapmak istiyoruz. Full yapmak istiyoruz. O yüzden her videoyu dikkatli dinleyelim. Arasında bazı önemli bilgileri kaçırmayalım ve zaten soruları çözerken hata yaptığımızda, diyelim ki bir soruyu çözerken hata yaptığımızda, sosyal alandaki inkılaplarla alakalı, toplumsal alandaki inkılaplarla alakalı hata yaptığımızda zaten kare kodlardaki soru çözümlerini mutlaka izleyelim. Yani sadece şöyle yapmayalım. Bu neymiş? Yani Ceyhan'mış cevabı. Geç. Hayır. Neden Ceyhan olduğunu mutlaka yorumlarıyla beraber uzman hocalarımızdan dinleyelim. Sorularımızı da çözdükten sonra zaten hedefimize inşallah ulaşacağız. Hadi bakalım, bu videomuza güzel bir şekilde başlayalım şimdi. Sosyal alanda yapılan inkılapları acaba neler diye merak ediyorsun ya. Ben bunları senin için böyle bir infografik tarzı hazırladım ama birazdan videomuza geçeceğiz. Ne yapacağız? İlk başta şunu bilmemiz lazım Tonguç evladım. Birincisi, sosyal hayat ne demek? Social İngilizce'de toplumu ifade ediyor. Yani sosyal, society, toplum. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar. Sosyete. Evet, dolayısıyla sen toplumsal alanda yapılan inkılaplar nedir diye sana sorarlarsa sosyal alanda yapılan inkılaplar diyebiliriz. Peki neler yapıldı? Bak şimdi. Kılık kıyafet inkılabı direkt olarak toplumu ilgilendiren bir şeydi. Toplumda kıyafet birliği sağlamak, milli kimlik kazanmak ve çağdaş bir görünüme kavuşmak için kılık kıyafeti değişik yapıldı. Bak, görüyor musun? Bakkalımız artık şapka takıyor ve artık daha modern kıyafetler giyiyor. Soyadı kanunu, üstünlük ifade eden unvanlar kaldırılarak milli kimlik kazanmak ve çağdaşlaşmak sağlandı. Eskiden işte Bakkal Ali deniyordu bu adama ama artık Ali Şen diye bir soy isim aldı. Veyahut da işte Hafız Kemal, işte Hoca Rüknettin, böyle isimler vardı. Onun yerine insanlar Kemal Osman Beyoğlu veyahut da işte Rüknettin Yılmazer gibi farklı farklı soy isimler alındı. Abdurrezzak Boğazlı Kazak. Mesela Boğazlı Kazak kışın çok güzel. Milal takvim kabul edilmesi. Bak burada görüyor musun? Bakkal buraya bir takvim asmış. Çağdaş Batı devletleriyle uyum sağlamak için artık biz Batı'nın kullandığı takvime geçtik. Normalde Hicri takvim kullanıyorduk, Rumi takvim kullanıyorduk. Ara ara Milal takvim kullananlar da vardı ama dedik ki biz yönümüzü Batı'ya çevirdik. O zaman inkılapçılık ilkesi doğrultusunda gördüğün gibi bakkalımız Milal takvim kullanmış. Aynı zamanda rakamlarda değişiklik yapıldı. Bak buraya geçmek istiyorum. Biraz daha aşağı inmek istiyorum. Şimdi rakamlarda ne olmuş görüyor musun? Bak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 diye gidiyor. Eskiden rakamlar, Arapça rakamlar şöyleydi. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam sen ne biliyorsun Arapçayı? Ben 79 yaşındayım. Harf terimler, bunların hepsini gördüm. Dolayısıyla bak rakamlar değişik yapılması da net bir şekilde çağdaş Batı devletine uyum sağlandığını gösteriyor. Ve ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerine değişik yapıldı. Yani eskiden endaze, işte ne bileyim arşın, okka gibi kavramlar varken şimdi kilogram, kilo, metre. Buna benzer kavramlar. Batının kullandığı kavramlara geçti. Yani mesela Amerikalı bir adam giriyordu. Hello, hello. İşte bana 2 kilo bir şey ver diyordu mesela. 2 kilos. Sen kilo yok ki bizde. Arşın var, okka var. Böyle şeyler söylüyorduk. O kafa karışıklığı yapıyordu. Ve saat sistemine değişiklik yapıldı. Bak görüyor musun? Bakkalımızın saati artık daha modern tarz bir saat. Eskiden saat sistemini günümüze kullanan saat sistemine geçerek Batı ile uyum sağlandı. Yani biz nasıl takvimimizi değiştirirsek saatimiz de Batı'ya uygun bir şekilde değiştirdik. Dolayısıyla bu resimdekileri hatırlarsan toplumsal alanda yapılan inkılapları hatırlayabilirsin. Neymiş bu resimde gördüklerimiz? Birincisi ve en önemlisi tabii ki kılık kıyafeti değişmiş adamın. Soy isim almış, milat takvimi almış. Rakamlar değişmiş, ölçüler değişmiş ve saat sisteminde değişiklik yapılmış. Şimdi gelelim bu kısma. Tekke ve türbelerin zaviyelerinin kapatılması. Ne amaçla yapıldı ve hangi ilkeyle alakalı bunu hatırlayalım. Birincisi amaç zihniyet olarak çağdaşlaşmak. Dinin, İslamiyet'in, güzel dinimizin istismar edilmesini engellemeye çalışmak. Eskiden tekke ve zaviyeler çok güzel şeylerdi. Niye biliyor musun Tonguç? Orada Yunus Emre'ler vardı, Hacı Bektaş Veli'ler vardı, Pir Sultan Abdallar, Mevlana'lar, Hoca Ahmet, bunlar iyi insanlardı. Bunlar insan sevgisini ve ahlakı önemsiyorlardı. Ama sonradan bu kurumlarda bozulma yaşandığı için Mustafa Kemal Atatürk 30 Kasım 1928'lerde ve 25'lerde tekke ve zaviye türbeleri kapatmaya başladı. Neden? Zaviye tekkenin küçüğü bu arada. Türbeler kapatılarak şeyh, derviş, mürit, dede, baba gibi unvan ve sıfatların kullanılması yasaklandı. Hepimiz eşitiz. Tamam.
bazı insanlar daha üstün özelliklere sahip olabilir ama sen bununla alakalı hava yapamazsın. Herkes soy ismini alacak ve yoluna devam edecek denildi ve bu tarz unvanlar kaldırıldı. Burada yapılan olayların hepsi tabii ki laiklik ilkesiyle doğrudan alakalı Tonguç'cum. Laiklik ve inkılapçılık ilkesiyle doğrudan alakalı. Şimdi bunları yazıyoruz bir. Geçiyoruz diğer bir tarafa. Her şeyin başı sağlık. Biliyorsun halkımız Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda çok ciddi kayıplar vermişti. Tabii ki ölenler şehit olmuşlardı. Allah rahmet eylesin. Ölenler Allah rahmet eylesin şehit olmuşlardı. Tamam güzel. Ancak sosyal, sağlık, ekonomik açıdan zor durum vardı. Neden biliyor musun? Hayatta kalanlar, yakınlarını kaybetmişler psikolojik olarak zor durumda. Maddi kayıplar yaşamışlar ekonomik olarak zor durumda. Hastalıklar çok fazla. Hatta savaşlarda ölen insan sayısının İki katı hastalıklardan ölen insan olmuştu o yıllarda. İnanabiliyor musun? Bak Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda ölen insan sayısının iki katı insan sadece hastalıklardan dolayı ölmüştü. Dolayısıyla biz her şeyin başı sağlık dedik ve bu yönde devlet, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda halkının sağlık hizmetlerini sağlamaya çalışır. Sosyal devlet anlayışı şu nedir? Mesela diyelim ki bir babanın üç tane çocuğu olsun. Bir yeşil var, bir mor var, bir de turuncu var. Baba evlatların üçüne de eşit şekilde davranmak zorunda. Hatta bir tanesi daha zor durumdaysa ona biraz daha fazla pozitif ayrımcılık yapmak zorunda. İşte devlet de halkının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda ve devlet halkı için var. O yüzden maddi durumu daha zayıf olan, gelir seviyesi daha düşük halka daha fazla imkanlar sunmalı. Çünkü zengin zaten bir şekilde halledebiliyor. Onlardan aldığı vergilerle fakir durumdaki insanlara maddi, sosyal destek olması gerekiyor. Atatürk'ün sözü sağlık devletin en birinci görevi. Çünkü insanlar sağlık olmadıktan sonra ne yapsın demokrasi, cumhuriyeti, laikliği? Ulusun tüm bireylerinin sağlıklı olmaları için sağlık koşullarını gerçekleştirmek, devlet durumunda bulunan siyasal koşulların en birinci görevidir dedi Mustafa Kemal Atatürk ve imzasını da attı. Ben de o yüzden hemen burada imza atmak zorundayım. Geçiyoruz başka bir konuya. Neler yapıldı peki? Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruldu 1920'de. Koruyucu sağlık hizmetleri artırıldı. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu çıkarıldı. Büyük illerde numune hastaneleri kuruldu. Mesela Ankara, İstanbul, Sivas farklı farklı illerde numune hastaneleri açıldı. Verem, sıtma, frengi gibi hastalıklarla mücadele edilmesi için tedbirler alındı. Nedir bu tedbirler? Hemen gösterelim. Mesela veremle savaş dispanseri ve sanatoryum açıldı. Sanatoryum ne demek Tonguç? Sanatoryum neydi? Hocam sana soruyorum yani sanatoryum. Hayır oğlum ne alakası var? Sana soruyorum. Hayır oğlum saçmalıyorsun. Sanatoryum hocam, peki... Hocam ST olmuş ünsüz yumuşaması. Ne diyorsun kafayı yedin. Sanatoryum sence sanatla alakalı mı Tonguç? Evet sanatla alakalıdır hocam. Hayır batırdın. Sanatoryum veremle savaşla alakalı şeyler. Yani niye? Çünkü veremle savaştığımız zaman bizler dispanserlere veya sanatoryuma başvurmamız gerekiyor. Dolayısıyla sanatoryum net bir şekilde sanatla alakalı değil. Şimdi... Sanatoryum sanatla alakalı mı Tonguç? Evet hocam sanatla alakalıdır. Harikasın diyecektim ama yine yanlış yaptın Tonguç'um. Hatalı bir bilgi. Sanatoryum ne sana soruyorum demek ne de sanatla alakalı bilgi demek. Sanatoryum esasında eskiden çok zor bir hastalık vardı. Hatta buna ince hastalık deniyordu. Veremle savaş için açılmış bir sağlık merkezidir. Dispanserler ve sanatoryumlar veremle mücadele için kullanılan sağlık merkezleriydi. Şimdi... Yapılan çalışmalar tabii ki sosyal devlet anlayışı benimsenecek. Peki neymiş çalışmalar bakalım. Birincisi Yeşilay. İçki, sigara, uyuşturucu maddelerin ne kadar zararlı olduğunu, insanlara nasıl zarar verdiğini biz biliyoruz. 1920 yılında daha Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Yeşilay Kurumu kuruldu. Çocuk Esirgeme Kurumu'yla anne baba sevgisine ihtiyaç duyan çocuklara hizmet sunuldu. Refik Saydam Hıfzı Sıha Müessesesi yine sağlık hizmetleri için açılmış önemli bir sosyal yardım alanı. Veremle Savaş Dispanseri'ni söyledik. Kızılay 1935 yılında açılaraktan zor durumdaki insanlara mesela deprem yaşamış olabilir, sel felaketi, savaşlar olabilir. Sadece Türkiye değil, yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de yardım götüren mükemmel bir kuruluş olarak ortaya çıktı. Hatta böyle çadırlar vardır. Çadırın üzerinde bile kızıl bir ay vardır. İşte bu şu demek. Biz sadece iyilik ve yardımseverlik için geldik demek. Kızılay da bunlardan bir tanesi. Sosyal devlet anlayışı neydi? Devletin koşulsuz bir şekilde halkına yardım götürmesi. Modern Türk kadına baktığımızda Tonguç, Türk kadını dünyadaki birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını elde etti. Mesela örnek veriyorum. İsviçre 1971'de seçme ve seçilme hakkı elde etmiş ya. Normalde biz 1926'da İsviçre'den medeni kanun aldık. Bak dedik ki biz kanunlarımız yeterli durumda değil, yetişmiş avukatlarımız yok. O zaman gidelim İsviçre gelişmiş bir ülke. Hadi bize medeni kanun ver dedik ve 1926 yılında medeni kanun Türk kadınlarının
evlenme, boşanma, miras konularında eşit olmasını sağladı. Ama siyasi konularda haklar Türk kadınına 1930, 33 ve 34 yıllarında verilmeye başlandı. Hatta 30 yılında belediye seçimlerine katılma, 33 yılında muhtar seçimleri, 34 yılında vekil olma hakkı kazandılar. Yani bunda BMV diye kodlayabiliyoruz. Demek ki kadınlara siyasi haklar 1930'lu yıllardan sonra verildi. Tam anlamıyla siyasi hakları kazanması ise 34 yılında oldu. Peki öncesinde ne kazanmıştı kadınımız? 1924 yılında tedrisat ile karma eğitime geçilmişti. 1926 yılında da az önce söylediğimiz medeni kanun ile sosyal, ekonomik ve hukuki haklara geçildi. Bunların içerisinde işte istediği mesleği seçebilme, istediği haklara sahip olabilme, evlenme, boşanma, miras konularında kadın erkek eşitliğinin sağlanmasıydı. Ama siyasi konular yoktu. Siyasi konular BMW ile geldi. Peki bunun ne kadar büyük bir adım olduğunu anlamak istiyorsan diğer ülkelerde ne zaman yapılmış ona bakalım. Mesela Fransa le bojan de bizim böyle artist gibi. Oo. Bizden 10 yıl sonra kadınlara seçme hakkı vermiş. Çin 1949, Yunanistan 1952, İsviçre 1971, Suudi Arabistan mesela geçen sene verdi ki hala krallıklar. Dolayısıyla Türk kadını Mustafa Kemal Atatürk sayesinde çok daha önceden seçme hakkına kavuştu. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap, yorumlara ulaş. Şimdiden başarılar diliyorum.